Celal gitme dedim. Artık geri dönemem. O zaman son bir kez görüşelim. Son bir kez konuşalım. Bak. Sen her kim olursan ol. Kalbinin en derininde beni sevdiğini biliyorum ben. Ne olur bunun da yalan olduğunu söyleme bana. Tabii ki yalan değil. O zaman ne olur atacağım konuma gel. Gelmeyeceksin değil mi? Ecem hazırladı. İki haftan sonra gelip burada kutlama yapacaktık. Sana sürpriz olsun istedik. Benim de sana bir sürprizim vardı. Neymiş? Nikahdan önce takacaktım. Neden böyle oldu Celal? Yine yarım kaldı hayallerimiz. Benim yüzümden. Ben suçlu aramıyorum. Ben sadece bir neden arıyorum. Neden mutlu olamıyoruz bir türlü? Neden benim geçmişim bırakmıyor peşimi? Tam diyorum vicdanım soyacak. Babam çıktı karşıma. Hem de bir suçlu olarak. Hem de benim aradığım suçlu olarak. Beni öldürmeye kalktı. Torununu öldürmeye kalktı. Sevdiğim kadını öldürmeye kalktı. Baban mı? Neden hala böyle konuşuyorsun? Neden artık Mehmet İnce gibi davranmıyorsun? Bak, rol yapmana bir gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Nasıl vazgeçeceksin sen bu adamdan? Ya o beni öldürecek. Ya da ben onu. İkisi de aynı kişi değil mi? Sana göre aynı olduğunu biliyorum. Ama bana göre değil. Ben ne dediğimin farkındayım Mahur. İnan bana. Ben sana inanıyorum. Bak sadece inanmak da değil. Ben seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum. Zaten sen de bunu biliyorsun. Ne ailen, ne geçmişin, ne yaşadığın bu kimlik bunalımı umurumda değil. Ben ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum. Sadece bunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Tamam da ne yaptın ki sen benim için? Yani elbette yaptın da buradan mı bahsediyorsun? Kıpırdama! Kıpırdama lan! Mehmet! Yaklaşma lan! Celal! Sakin ol! Yaklaşma vururum! Yaklaşma vururum! Dur. Celal ne olur direnme artık. Ne olur. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kalbinin en derinliklerinde beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden de iyileşmem lazım. Hasta değilim ki. Elveda Maraşlı. Thank you.